pagan tapınağı. Buranın 4000 yıllık tarihi bulunuyor. Yine Süryanilere ait bir tapınak. Süryaniler Hristiyanlığa geçmeden önce burada güneş, ay ve yıldızlara tapıyorlardı. Buradaki pencere doğuya bakıyor. Buradaki pencereden o yıl hangisine tapılıyorsa, güneş, ay veya yıldızlara ışığı, buradaki pencereden içeri girdiğinde buraya gelip ibadetlerini yapıyorlardı. Hmm. Ama eskiden pencere bu kadar küçük değildi. Kemerin hepsi açık, zemininde orijinali 2 metre daha aşağıda. Burası yaklaşık 2000 yıldır kullanılmadığı için manastır restorasyonu sırasında fazla taş, toprak, moloz buraya atıldı ve zemin 2 metre kadar yükseldi. Pencere de daha sonra da güvenlik amacıyla kapatıldı. Yani burada yaklaşık 4 metrelik bir açık bulunuyordu. Buranın en dikkat çeken yeri ise tavan kısmı. Tavan kısmı kemer sistemi ve kilit taşlarıyla yapıldı. Şöyle bakarsanız taşlar arasında hiçbir şekilde yapıştırma maddesi, harç, kireç gibi maddeler yok. Taşlar tamamen sıkıştırma tekniğiyle duruyor. Dikkat öyle bu çünkü. Aynen öyle. Taşlar arasında hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Tabi buradan gözüktüğü gibi taşlar düz kesilmiyor. Çünkü düz kesilmiş olsalardı zamanla kayıp düşerlerdi. Şu şekilde toplam 13 sıra taş bulunuyor. Bu taraftan 6 sıra sağa yatık, bu taraftan 6 sıra sola yatık kesiliyor. Birazdan göreceğiz. Ve orta sırada kilit taşlarıyla V şeklinde kesilip dizildiği için taşlar birbirlerine sıkışıyor ve 4000 yıldır düşmüyor. Her bir taşın yukarı doğru uzunluğu 1-1,5 metre. Her birinin ağırlığı ise yaklaşık 1 ton. Her bir taşın. Dediğim gibi taşlar buradan düz gözüküyor. Şöyle biraz çıkışa doğru gidebilirsek, buyurun lütfen. Taşların nasıl kesildiklerini daha iyi görüp anlayın.